Türkiye Diyanet Vakfı olarak İdlib'in Kah bölgesindeyiz. Elhamdülillah bugün tamamlamış olduğumuz... Mutluyuz. Mutluyuz elhamdülillah. Demiştim Rabbim ya. İnşallah... Bugün şöyle güzel anahtarlar verdik. Elhamdülillah. Böyle kardeşlerimize Suriye'nin belki de mağdur olarak en mağdurlarına vermeye çalıştık. Engellilerimize ve yetimlerimize. Elhamdülillah. Hamdolsun. Elhamdülillah. Savaş başladığından bu yana çalışmalarımızı yürütüyoruz ancak aktif olarak kendimiz 5 yıldır çalışmalarımızı kendimiz yürütüyoruz. Birçok alanda çalışma yürütüyoruz. Eğitim, sağlık, kalkınma, insani yardım çalışmaları alanında birçok çalışmalarımız var. Elhamdülillah bugün de bu çalışmalarımızın en seçkinlerinden birini, açılışını gerçekleştirdik. Bölgede bizim 3 tane yetim kampımız var. Bu yetim kamplarımızda yani genel olarak izlenimi yaptıktan sonra şu karara vardık. Bu yetim kamplarımızda barınan ailelerin 13 yaş üstü erkek çocukları yaşlarını, olgunluk çağını geçtikleri için kamptan çıkarılıyorlardı. Böyle bir kültür var mahremiyet meselesinden dolayı. Bizler de nasıl yapabiliriz de bu genç kardeşlerimizi tekrar aileleriyle bir araya getirebiliriz ve topluma kazandırabiliriz diye düşündük. Elhamdülillah bugün bu projeyi hazırlamış olduk. Yaklaşık 2 yıl önce bu projeyi hazırlamıştık. Elhamdülillah projemizi birçok farklı partnerlerimize yahut da donörlere gönderdik. Pakistan'daki Beytüsselam Derneği desteklemiş oldu. Konut projemizde 108 tane evimiz bulunmakta. Bu evlerimizin %70'inde bu kamplarımızda 3 tane eğitim kampımızda kalan ve çocukları annelerinden ayrılmak zorunda kalan kardeşlerimizi ailelerine bu konut projemizde buluşturmuş olduk. Bu çalışmayla aynı zamanda %30 kalan dairelere de yani giriş katlara da buradaki özel ailelere yani engelli kardeşlerimiz için tahsis etmiş olduk. Elhamdülillah bugün teslim törenimizi gerçekleştirdik. Bizler gururluyuz. Türk halkının, Pakistan halkının yapmış oldukları bu çalışmalar, vermiş oldukları bu çalışmamıza vermiş oldukları bu destekler göğsümüzün kabarmasına sebep oluyor, vesile oluyor. Bizler Türk halkına ve Pakistan halkına teşekkürlerimizi söylüyoruz. Allah hepsinden razı olsun.